Peki yatırımcı açısından ekonomiye yavaş yavaş güvenin başladığı da söyleniyor. Sizce güven başladı mı? Bir yandan şunu da sormak isterim size. Altın fiyatlarında bir zirveyi görüyoruz. Bitcoin yılın zirvesine çıktı. Şu sıralar fenomenleri, milyon dolarları, yasa dışı fonları da çok konuşur olduk. Öbür yanda hani kuru takip eden, işte borsayı takip eden, Bitcoin'i takip eden, işte paramı altına yatırayım, acaba nereye koysam paramı zarar etmem diyenler de var. Ne olacak? Yıl sonunu nasıl kapatacağız? Altın fiyatlarındaki bu tarihi zirve sizce devam edecek mi? Daha da zirveleri zorlayacak mı ve Bitcoin? Şimdi bahsettiğiniz piyasalar Türkiye'nin dışında küresel piyasalar aynı zamanda. Yani Türkiye'nin dinamikleri tarafından etkilenmeyen, daha çok dünyadaki gelişmeler Bitcoin piyasasını ve altının fiyatıyla ilgili gelişmeleri belirleyici. Şimdi orada da bizim küçük Türkiye içindeki para politikası dünyamızın dışında işte büyük merkez bankalarının enflasyonla savaşları var. Son işte 2 senedir faiz artış döngüleri var. Orada son gelen veriler FED'in bu savaşı, yani ABD Merkez Bankası FED'in tam da planladığı gibi yumuşak bir iniş yaratarak, yani ekonomiyi bir resesyona, bir sert durgunluğa sokmadan yavaşlatarak enflasyonla mücadelede çok önemli bir yol kat ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla piyasalar, bu işe yatırım yapanlar FED'in, ABD Merkez Bankası'nın bütün bu faiz artış döngüsünü durdurduktan sonra, ki durdu, son 2 aydır faiz arttırmıyor, 2024'ün ikinci yılında faiz indirimleri yapacağını düşünüyor. Şimdi bu da tabii dolar endeksi ötesinde başka alternatiflere ilgi oluşmasına sebep oluyor. Altın piyasası da bunlardan bir tanesi. Bitcoin de keza bundan olumlu etkileniyor. Şimdi bizim özelimizde biz altın fiyatı tabii ki dünyada yükseldiğinde Türkiye'de yükselecek. Eğer TL değer kaybederse, ki kontrollü bir değer kaybı var gördüğümüz üzere. Dolayısıyla biz yükseldiğini, yeni zirvelere gittiğini Aralık içinde de bence göreceğiz. Bitcoin hakkında konuşmak istemiyorum. Ben hani ekonomistim, Bitcoin gibi piyasa hakkında çok yorum yapmam doğru olmaz. Çok ilgi alanım değil. Ama altında yeni zirveler göreceğiz. Altında yeni zirveler görürüz. Bizim açımızdan da, yani Türkiye açısından, bizim borsaya biliyorsunuz hem bir koşu vardı hem de bir halka arzların sürekli gelmesiyle bir ilgi yaratıldı, köpürtüldü. Bunun temel sebebi, insanlar TL'de kalarak para kazanamadıkları için borsa cazip bir yatırım aracı idi. Şimdi faizler yükseldi. Bankaya işte gittiğinizde bu ay, önümüzdeki birkaç ay içinde %45-50'ler civarında muhtemelen mevduat faizi göreceksiniz. Enflasyonun zirve yapıp düştüğü bir dönemde yavaş yavaş TL'de durmak isteyebilirsiniz borsa riski almak yerine. Ekonomi çok sert bir şekilde yavaşlayacak. %4.2-4.5 gibi bir büyüme gördükten sonra 2024 sonunda muhtemelen %2 civarı, 2-2,5 civarı bir büyümeyle karşılaşacağız. Yani şirket performansları olumsuz etkilenecek. Ancak bütün bu, unutmayalım, para politikasındaki önden bu faiz artırımları, her şey eritilen rezervlerin yerine konması için yabancı sıcak paranın buraya çekilmesi de amaçlanıyor. Dolayısıyla biz herhalde işte Mart gibi, özellikle yerel seçimlerden sonra, öncesine de başlayacağını düşünüyorum ben. Yabancı girişlerin tahvil piyasasına yöneldiğini göreceğiz. Ben 2024 içinde herhalde bir 20 milyar doların buraya geleceğini düşünüyorum. Türkiye tahvillerine, 2 yıllık, 5 yıllık tahvillere. Bundan bence borsada payını alacak. Ama o yeni halka arzlar... Borsada bir de şöyle bir sıkıntı var. Şu anda yaşanan mevcut ekonomik bunalımla birlikte, krizle birlikte bilen bilmeyen herkes borsada. Yani kime sorsanız, şurada sokağa çıksanız... belki hani borsada ne olup bittiğini bilmiyor ama herkes borsaya bir şekilde parasını koyuyor. Çok doğru söylüyorsunuz İrem Hanım. Neden yükseldiğini bilmiyor. Neden yükseldiğini bilmediği için de olaylar, zemin değiştiği zaman neden düşeceğinin de farkında değil. Çok tehlikeli bir durum bu. Çok canı yanan olacak önümüzdeki sene borsadan. Çünkü o yeni halka arzlar, küçük küçük kağıtlar ilgi görmeyecek. Yabancılar borsaya çoktandır terk ettikleri yere gelmeye başladıklarında, biz işte yabancıların blue chip dediği derinlik hacmi, işlem hacmi yüksek olan büyük Türk şirketlerinin ilgi gördüğünü göreceğiz. İşte holdingler, bankalar bunların başında olacak büyük ihtimalle. Diğer kağıtlarda bir dökülme yaşanacak. Şimdi burada gerçekten bu işi bilmeden işte bu bir şeyler kazanmak için ve sanki sürekli kazanacağına bir havası verildi borsa tarafında. O sebeple gelenlerin de ben canının yanacağını düşünüyorum. Ne yazık ki, umarım hani duyanlar vardır bu uyarıları. Umarız kimsenin canı yanmaz. Çünkü yine borsanın kazananı balinalar olacak gibi görünüyor. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Atabay.